Hedef plan neydi size göre? Oturduğunuz günler geçti üzerinden. Nasıl bir plan hedefliyorlardı? Allah korusun sizi Marmaris'te kıstırıp bir şey yapmayı mı yoksa rehin almayı mı? Nasıl bir plan tasarladıklarını itiraf ediyorlar. Pek çok delil de ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey görüyorsunuz? Hani şimdi biliyorsunuz hani olay sadece şahsımla bütünleşen veyahut da şahsımda başlayan biten bir olay değil. Ama darbelerin biliyorsunuz hedefinde her zaman liderler vardır. Bize bir hocamın şöyle bir tavsiyesi, bir nasihati vardı. O çok manidardı. Cebimde bir şehit tespihi var. Son şehitlerden değil. Anadolu Güneydoğu'daki bizim bir polis kardeşimizin tespihini eşi bana vermişti. Bir şehidimizin üzerinden çıkan tespih. Evet. Eşi vermişti. Şimdi biliyorsunuz buranın adı İmame. Bu imame dağıldığı zaman, koptuğu zaman bütün tesbih dağılır derdi. Şimdi bunlar tabii hedefi, biz şimdi önce lideri bir giderelim, onun işini bir bitirelim, onu halledelim. Hallettikten sonra da hedef zaten millet. Burada asıl hedef millet. Tabii ki. Ama milletle beraber asıl hedef ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek. Çünkü devletin tüm kurumlarına bunlar yerleşmişler. Ondan sonra işleri kolay. Bunlar idam da yaparlar, insan da keserler, sallandırırlar, her şeyi yaparlar. Bunların faili meçhulleri çok. İşte şimdi görmedik mi? Şu anda bu yapılanlar bunların ispatı değil mi? Daha neyi arayacağız? Yani sen gelip de yani benim 52 tane özel harekattaki kardeşimi şehit edersen toplamda 237 tane benim kardeşimi, vatandaşımı, evladımı şehit edersen senin bu durumunu tartışmaya gerek var mı? 2191 tane yaralı. Dün akşam işte bir kısmı da buradaydı. Ama onlarda da çok farklı bir yürek var. Bu darbede tabii terörden bunu ben daha öte görüyorum. Ama konuşmalarımda da hep söylediğim gibi darbe terörü yaygınlaştırmak ve terör örgütleriyle biliyorsunuz şu anda bunlar müşterek hareket ediyorlar. Yani bunun PKK'dan farkı yok. PKK ile daha öte. Onlarla da müşterek hareketleri var. PYD ile müşterek hareketleri var. Bunlar da işte de müşterek hareket içindeler. Ondan sonra hedef bu ülkeyi işgal. İşgali hazır hale getiriyorlardı değil mi? Yani hedef bu. Ya bunu görmemiz lazım. Onun için de ben özellikle hala yani buna gönül veren benim vatandaşlarım varsa kendilerini bir defa çek etsinler. Ondan sonra gazete ilanlarıyla vesaireleriyle bu iş çözülmez. Yeni anladık vesaire çözülmez. Artık anlamamak için hiçbir sebep, kusura bakmasınlar, artık kalmamıştır. Gerekçesi merekçesi bu işin artık yoktur. Bundan sonra yargı, emniyet, hepsi, silahlı kuvvetlerimiz hepsi. Burada ellerinden ne geliyorsa yapacaklardır. Çünkü biz şimdi yeni bir şeye gidiyoruz. Nedir o? Devletin yeniden yapılanması. Silahlı kuvvetlerimizin yeniden yapılanması. Ve bütün bunları yaparken tabii ki yargının yeniden yapılanması. Bütün bunlarla beraber ayıklama ise bütün ayıklamalar yapılması gerekiyor. Bu ayıklamalarla beraber de şöyle 0 kilometre bir devlet yapısıyla bizim yürümemiz bunu gerekiyor. Bunu konuşmaya başlayalım mı isterseniz değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? Bu süreçten sonra madem madde madde de gidilebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri dediniz. İşte içerisindeki bu hainlerden bahsediyoruz. Şimdi temizlenmeye başlıyorlar ama bu sistemin
revize edilmesi gerektiği de artık ortaya çıktı. Bizim çünkü silah verdiğimiz vergilerimizde, sırtımıza dayadığımız, gece onlara güvenerek uyuduğumuz insanların içerisinde örgütlenmiş bu çete, bu katiller saldırabiliyorlar. Demek ki sistem de biraz bunları üretiyordu Sayın Cumhurbaşkanım. Artık bu anlamda TSK'daki özellikle değişime dair öngörüleriniz neler? Örneğin profesyonel orduya geçişle ilgili bir başlangıç olabilir mi? Bununla ilgili tartışmalar başlatılabilir mi? Ben buradan girmek şimdi, sormak istiyorum. Arkadaşlar yani bu profesyonel ordu meselesini bence bu kadar abartmaya gerek yok. Zaten şu anda bu ordunun yarısı profesyonel. 300 bine yakını zaten şey. Tabii profesyonel. Fakat yani bizim bu orduya gelen erbaş bunlar aslında belli bir disiplini kavramaları noktasında da ben bunun faydasına hala inanıyorum. Ya bunun olması lazım. Zorunlu askerlik olmalı. Tabii. Ama bunun tabii bir yani profesyonel ordu ama haysiyetli, namuslu. Tabii şu anda bu hani malum o azınlık var ya. Hı hı. Ama o azınlık tabii belli şeyleri eline geçirmiş bir azınlıktı. Ve o silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki o haysiyetli, namuslu, onurlu olan tabii askerimize gölge düşürdü. Hı hı. Bunu görmemiz lazım. Şimdi tabii onlar da bunun ciddi manada farkında ve birçokları zaten çok haysiyetli bir mücadeleyi de verdiler. İşte bir astsubayımızın kalkıp da yani özel kuvvetlerde o generali öldürmesi o ne alnından öpülesi bir astsubayımızdır. Yani o bir defa çok çok farklı bir evladımızdı. Şehit olmayı da göze alarak. Ve şehit olmayı göze aldı ve o generali orada öldürdü. Niye? Çünkü bunlar vatan hainiydi. Senin emrine sen vatan hainisin uymam dedi ve onu öldürdü. İşte burası çok önemli. Hı. Ve bunu yaparken de o şehadete koştu. Dün akşam eşi ve yavrularıyla da burada tanıştım, görüştüm falan. Artık onlar benim evladım. O şekilde onlara inşallah bakacağız. Ve öyle onları bağrımıza basacağız. Buna benzer jandarmada çok ilginç aynı şekilde şeyler oldu. Oradaki komuta kademesi gerekli dersi oradaki hainlere verdi. Bunun benzerleri çok oldu. Ama tabii biz şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu yaralılarımızın, gazilerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Tabii burada profesyonel ordu ve bunun yanında da amatör ama o belli bir disiplini kazanma noktasında atılacak adım bana göre çok çok önemli. Burada şimdi yapılması gereken neydi? İşte biz o adımları şu anda attık, atıyoruz. İşte örneğin jandarma ne dedik? İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Polis gibi aynen artık. Daha önce neydi? Yarısı jandarmanın ilke itibariyle, anlayış itibariyle yani güya İçişleri Bakanlığı'na bağlı hı hı. ama sicildi, özlük haklarıydı vesaire falan bu tür şeylerini belirlemede bakıyorsunuz silahlı kuvvetler kararı vereceği için de puanlar şunlar bunlar. Tabii jandarma daha çok yani oradaki emir komuta zincirine bağlı olarak hareket ediyordu. Ama şimdi durum artık öyle değil. Tamamıyla jandarma İçişleri Bakanı'na bağlı oluyor ve teşkilat şeması içerisinde jandarma komutanıyla emniyet genel müdürü noktasındaki denge gayet güzel bir yere geliyor ve eşitler arasında artık buradaki güvenliği temin etmiş oluyoruz. Şimdi bir yere kadar artık bundan sonra jandarmaya erbaş böylece alınmamış olacak. Dolayısıyla jandarma tamamıyla profesyonelleşmiş olacak. İhtiyacı olduğu zaman ne alacak? Uzman erbaş alacak. Jandarma profesyonel hale geliyor artık. Tamamen. Aynen yani polis teşkilatı neyse olacak. Böyle bir duruma geliyor. Ve şu anda gerekli olan bugün son nihai atamaları da yaptık. Ve oradaki işi böylece bitirmiş olduk. Ama burada tabii bir şey daha yaptık. Neydi? Mesela eskiden kurmay dediğiniz zaman çok şey değişiyordu. Ama şimdi sınıf subayları onların general olabilmesinin önünü açtık. Bu bir devrimdir.
reform niteliğinde bir devrimdir. Çünkü kurmay sınıfından olmayanlar general olamıyordu. Veyahut da birkaç tane sembolik, işte iki tane, üç tane olabiliyordu. Ama şimdi artık sınıf subayları da ne olacak? General olabilecek ve bunun ilk adımını böylece atmış olduk. Yani subayımız general oldu değil mi son yıkık evet, askeri şurada? Jandarmada evet. Böyle bir adım atılmış oldu. Ve bu tabii çok çok önemli. Benim de işte 14 yıllık yani başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı süreci içerisinde yani şu anda bunun başarılmış olması bu vesileyle böylece olmuş oldu. Ve olağanüstü halin diyebilirim ki en verimli adımlarından bir tanesi de bu. Bir diğer önemli adım tabii sahil güvenlik. O da İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış oldu. Bu da çok çok önemli bir adımdı. Mesela şimdi belki bundan sonra kıyı emniyeti, sahil güvenlik bu ikilem de ortadan kalkmış olacak. Böylece yani kuvvetler ayrılığından buradaki kuvveti birleştirmiş olacağız. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti böylece çok daha müşterek ve büyük bir güçle denizlerimizi sağlama almış olacağız. Tabii bir diğer buradaki önemli adım bana göre yavaş yavaş tabii burada ordunun da küçültülmesi sürecine girmiş oluyoruz. Yani şimdi jandarmadaki ciddi bir sayı burada ne yapılmış olacak? Erbaştan tabii onlar da tenkisata gidilince o azalmış olacak. Tamamen o profesyonel kısım orada kalmış olacak. Fakat hareket kabiliyetini şu anda artırıyoruz. Neyin? Tüm İçişleri Bakanlığı'nın hareket kabiliyeti teknolojik olarak çok daha ileri gidecek. Yatırımlar noktasında oraya çok daha ciddi yatırımlar yapılacak. Hantal değil, küçük ve vurucu, hızlı hareket edebilen evet. Bir ordu. Bir defa silah mühimmat noktasında falan çok daha güçlü hale gelecek. Yani terörle mücadelede bir defa artık polisimizin, jandarmamızın bu noktadaki gücünü çok daha artıracağız. Ve bu gücün artmasıyla birlikte bir defa terörle mücadelede çok güçlü bir inşallah yani polis, jandarma el ele bu işi yürütmüş olacaklar. Şimdi tabii bugün yeni bir hazırlığı yaptık. Şu anda Sayın Başbakan Milli Savunma İçişleri onun çalışmasını yürütüyorlar. Hemen öyle zannediyorum ki şöyle bugün yarın o da hemen resmi gazetede yayınlanacak. O da nedir? Okullar meselesi. Evet. Burada çok çok büyük önem arz ediyor. Askeri okullar. Askeri okullar kapatılacak. Evet. Ve askeri okulların kapatılmasıyla birlikte tüm okullardan liseler, mesleki dengi okullar buralardan rahatlıkla harp okullarına giriş olacak. Fakat harp okullarının üzerinde bir çatı oluşacak. O çatı da Milli Savunma Üniversitesi kurulacak. Milli Savunma Üniversitesi'nin altında Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz bunlar olacak. Fakat bütün bunlarla beraber bir şey olacak. Şimdi işte orada kurmay, kıdem bunların hepsi gidiyor. Peki ne olacak? Ha, kara, hava, deniz burada okuyanların hepsi lisans öğrencisi. Lisans üstü kurmaylık yerine geçmiş olacak. Aynı sivil akademik yaşamdakinin yani bir benzeri. Yani o şeyde harp akademileri var ya. Olacak. Evet. Harp akademilerinin yerine biz lisans üstü eğitimi getirmiş oluyoruz şimdi. Evet. Bunun dünyada çok örnekleri var. Burada kaliteyi bir defa diyoruz ciddi manada artıralım. Bunu yapacağız. Ve tabii bütün bunların yanında gidebiliyorsunuz mesleki noktada kadrolara ihtiyaç var. Onun için işte astsubay mesela meslek yüksek okulları gibi onu getireceğiz. Ve buradan da bütün oradaki yani mesleki noktada eksikleri gidermek için de orasını şeyini yükselteceğiz. Ve bir yerde bu adımı atarken artık kalite noktasında, kariyer noktasında çok ciddi bir gelişmeyi bir defa ortaya koymuş olacağız. Mesela şu anda onu unuttum. Polis akademisine muadil
Bir de jandarma akademisi kurulacak. Jandarma akademisi de bu noktada ciddi bir eleman yetiştirme merkezi haline gelmiş olacak. Ve bir başka tabii adım bu süreç içerisinde, o da bütün askeri hastaneler, bunların hepsi Sağlık Bakanlığı'na bağlanacak. Ve Sağlık Bakanlığı buranın işletmesini ve yönetimini tamamen kendisi ele alacak. Çünkü burada öyle ihanetler yapıldı ki, öyle yanlışlar yapıldı ki, sapsağlam evlatlarımız çürüye çıkarıldı. Çürükler sağlam diye gösterildi. Bütün bunların tespitleri var. Dolayısıyla şimdi buralar nasıl, biz göreve geldikten sonra bakanlıkların hastaneleri vardı Türkiye'de. Biz bakanlıkların hastanelerini hepsini devlete teslim ettik. Dedik ya bakanlıkların niye hastanesi olsun? PTT'nin hastanesi var. Kapatıyoruz dedik. Kapattık. Ve devlet hastanesi yaptık. Bakıyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı'nın o zaman Denizcilik Hastanesi var. Kapattık. Hepsini devlet. Şimdi de bunu aynen bu şekilde yapıyoruz. Tersaneler. Hepsi aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Ve asker kendi işini yapsın ya. Tabii ki. Tersaneler vesaire, bunları biz özel sektör olarak çok daha başarılı bir şekilde yürütme şansına sahip olduğumuz gibi, bunu Milli Savunma Bakanlığı aynı zihniyet, aynı kabiliyetle çok daha başarılı bir şekilde yapar. Ve 4 senede, 5 senede bir fırkateyn üreteceğiniz yerde bunu gelir 2 senede, 2,5 senede üretirsiniz. Bu adımları atacağız. Çünkü biz dünya ile farklı bir yarışın içindeyiz. Zamanla yarışacağız. Bunu başarmamız lazım. Ve geldiğimizden bu yana bizim özelleştirmede attığımız adımlar ortada. Bunu bu şekilde yürüteceğiz. Buna benzer şu anda aynı şekilde, yani askeri yargıda çok ciddi bir değişimi gerçekleştiriyoruz. Bunların adımlarını atacağız. Ve inanıyorum ki şimdi bu son çıkaracağımız paketle birlikte silahlı kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir hale gelecek. Tabii kuvvet komutanlıklarının hepsi Milli Savunma Bakanımıza bağlanacak. Bakanlığa değil. Milli Savunma Bakanımıza kuvvet komutanlarımız bağlanacak. Ve bu arada şu anda muhalefetteki siyasi partileri liderleriyle de görüşmeler yapılıyor veya yapılacak. Onlarla da şöyle bir küçük anayasa paketi eğer gerçekleştirilebilirse, Genelkurmay Başkanı, MİT, bunlar da Cumhurbaşkanı'na bağlanacak. Böyle bir adım atacak.